Son zamanlarda üstünde durmadığımız konulardan birisi de bağırsak parazitleridir. Sanki bağırsak parazitleri var, bilinir ama bizde yok, çevremizde yok, çok uzak ülkelerde varmış gibi algı var. Ama aslında öyle değil. Bağırsak parazitleri özellikle kıl kurdu toplumda oldukça yaygındır. Özellikle kreşlerdeki çocuklarda, okuldaki çocuklarda, toplu yaşanan her yerde bağırsak parazitleri vardır. Bir de bağırsak parazitleri özellikle çiğ ette vardır. Bu çok önemlidir. Bir de çiğ balıkta vardır. Çiğ balık özellikle 24 saat bekletilmelidir. Ondan sonra sushi veya diğer işlenmiş hale getirilmelidir. Çiğ et yemek ülkemizde çok yaygındır. Özellikle çiğ köfte şeklinde yemek çok yaygındır. Ama bu çiğ köftenin çok yendiği bölgelerde parazitozu yani parazit enfestasyonunu, varlığını %80-85'lere kadar çıkartabilir. Tabii etsiz çiğ köfteler var. Etsiz çiğ köftelerin bir zararı yok. Onlardan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Peki parazitler nasıl bulaşır? Bir kere kirli gıdalardan bulaşır, pis sulardan bulaşır, kişiden kişiye bulaşır. Özellikle bireyler arasında bulaşan kıl kurdu çok yaygındır. Burada kıl kurdundan bir örnek göstereceğim. Son zamanlarda kıl kurdunu oldukça sık görmekteyiz kolonoskopik incelemelerde. Bu da onlardan bir örnek. Gördüğünüz gibi daha çok kalın bağırsağın apandiks bölgesine doğru kıl kurtlarına rastlıyoruz. Halbuki bu hastaların bağırsak temizliği yapılmıştı. Yani tümüyle temizlenmiş, yıkanmıştı ilaçlarla. Ama buna rağmen halen kıl kurdu varlığı var görüldüğü gibi. Bunlar apandiksin içine girer, genelde orada yaşarlar. Ama gece çıkaraktan makat bölgesine gelerekten makatta kaşıntı yaratırlar. Onun için eğer ki bir kişide makatta kaşıntı varsa, aralıklı karın ağrıları varsa ve bazı alerjik reaksiyonlar varsa, çünkü bu bağırsak parazitleri gıdayı bağırsaktan alırlar ama dışkılarını da bağırsağa dökerler ve bağırsaklara döktükleri o atık maddeler arasında bizde alerji yaratan bazı proteinler vardır ve ciltte kızarıklıklar oluşturur. Bir de aynı zamanda gece yattığı zaman ağız kenarından akıntı olabilir bağırsak paraziti olanlarda. Burada gördüğünüz kıl kurtlarından kurtulmak için bir tedavi yapılır, hastaya ilaç verilir ama aileye de vermekte fayda vardır yakın temasta olduğu kişilere. Ve yine tedavi yapıldıktan sonra bir hafta sonra yine aynı tedaviyi tekrarlamak iyi olacaktır. Ama sadece ilaç vermek yeterli değil. Hastanın bütün çarşaflarının, yastık kılıflarının ve iç çamaşırlarının da kaynatılarak içindeki bu parazit yumurtalarından arındırılması gerekir. Tabii şu var. Evet, kişiden kişiye bulaşanlardan uzak durmak için enfekte kişilerden uzak durmak lazım. Bu oldukça zor ama ellerimizi çok iyi yıkamalıyız. Özellikle tuvaletten sonra anaokulundaki, kreşlerdeki çocuklara, okuldaki çocuklarımıza muhakkak tavsiyelerde bulunmalıyız. Tuvaletten çıktıktan sonra en azından iki kere ellerini sabunlamaları konusunda. Yani kişisel sağlığa, hijyene çok iyi dikkat etmeliyiz. Ama bir de gıdalar konusunda dikkatli olmalıyız. Çünkü çiğ sebze veya meyveler alındıktan sonra özellikle çiğ sebzelerin içinde bulunan bağırsak kistlerini, parazitlerinin yumurtalarını yok edebilmek çok zordur. Onun için dışarıdan aldığımızı suda bekletip hemen bir yıkamakla bu parazitlerden ve kistlerinden, yumurtalarından arındıramazsınız kolay kolay. Birkaç yöntem vardır bununla ilgili. Ya iyot solüsyonları kullanırız, bazen yine ozon kullanabiliriz gıdaları dezenfekte etmek için. Ama en çok kullandığımız yöntemlerden, her yerde kullanılanlardan bir tanesi sirkeyi kullanmaktır. 1 litre suya 1 Türk kahvesi fincanı sirke koymanız, elma sirkesi de olabilir, üzüm sirkesi de bağırsak parazitlerinden arındırılmasına neden olacaktır gıdaların ve çok kullanışlı bir yöntemdir bu yöntem. Mutlaka gıdaları aldıktan sonra özellikle sebzeleri çok iyi yıkamalıyız ve sirke içinde bekletmeliyiz bulaşı engellemek için.